içerisinde bu soruşturmaları yapan ordu komutanları, bölük komutanları şu an paralel olduklarından dolayı, Fethullahçı olduklarından dolayı tutuklanmış durumdalar. Şimdi biz de dernek olarak, ben Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Milli Savunma Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Genelkurmay Başkanımızdan bizim bu çocuklarımızın derhal şehitliklerinin verilmesini biz talep ediyoruz. Şu an soruşturmayı yapan askeri savcı da tutuklanmış durumda. Yine 81 ilde bizim üyelerimiz var. Aldığımız bilgilere göre 40 tane ailenin soruşturmaları yapan askeri savcı ordu komutanları tutuklanmaktadır. Yani biz bu süreçten sonra biz tabii ki başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere biz çocuklarımızın şehitliklerinin verilmesini arz ediyoruz. Ve yeniden Genelkurmay Başkanımızın biz bunları görüştüğümüz zaman İçişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız, 4 tane siyasi parti grup başkan vekilleriyle görüştüğümüz anda bir komutan askerini vurmaz diyordular. Biz hep çürük elmalardan sizlerin aracılığıyla hep bahsetmiştik. Demek ki şu an Türkiye'nin 15 Haziran'da her şey görüldü. Yani bizim bu çocuklarımız hepsi komutanları tarafından vurulmuştur. 3. Ordu Komutanlığı Erzincan'dadır, tutuklanmıştır. 2. Ordu Komutanı mahkemelerin oraya taşındığı, İOKA kararı bizlere koyulduğu ordu komutanları da tutuklanmıştır. Yani bundan dolayı bu ailelerin fazla zamanı da kalmamıştır. Biz tabii ki Cumhurbaşkanımızdan bu çocuklarımızın şehitliklerinin verilmesini, tabii ki dünya liderinin elinden de bu şehitlik almamını almak istiyoruz saygılarımla ben. Kaç aile var şu an şehitlik bekleyen? Şu an 2300 tane vurulan askerimiz var. 2300 aile diyebiliriz.